bölümümüzde deney yap kartımızın Wi-Fi özelliği sayesinde internet üzerinden sıcaklık sensörü değerlerini okumaya göreceğiz. Bir önceki bölümümüzde kartımızı Wi-Fi şekline getirip direkt olarak kartımızdan bu bilgileri almıştık. Şimdi ise internet üzerinden herhangi bir yerden sıcaklık sensörümüzün değerlerini okuyabileceğiz. Daha önce sıcaklık sensöründen diğer okumayı görmüştük. Orada sensörümüzle ilgili bağlantıları ve kodları detaylı bir şekilde işlemiştik. O videoyu izlemeniz sizin için daha iyi olur. Sıcaklık sensörümüzü D0'a bağlıyoruz. Aynı zamanda 10k direnç kullanıyoruz. Normalde 5.1k direnç kullanmak gerekiyor. Benim elimde o şekilde direnç olmadığı için 10k direnç takıyorum. Bu bilgiyi de size aktarmış olayım. Şimdi kodlarımıza geçelim. Burada bulunan kodlar sayesinde sensör değerlerini okuyabiliyoruz. Ben burada sizlere kodların hepsini anlatmayacağım. Sadece nerede değişiklik yapmanız gerektiğini detaylı bir şekilde anlatacağım. Böylelikle sensörlerden gelen değerleri sizler de okuyabileceksiniz. Ona göre de çalışmalarınızı rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Öncelikle kütüphane'lerimizi çalışmamıza dahil ediyoruz. Daha önceki bölümlerimizde Wi-Fi kütüphanesini bu şekilde yazmamıştık. Ancak Deneyap kartın son güncellenmesi geldiği için Wi-Fi kütüphanesi artık bu şekilde isimlendirilmiş. Kütüphanenin ismini bu şekilde yazmanız gerekiyor. Deneyap kartın son sürümü şu an 1.2.3. Kütüphanemizi bu şekilde yaptığımız zaman bazı sıkıntılar ortaya çıkıyor. Wi-Fi kütüphanesinden iki tane olduğuna dair bir hata alıyoruz. Bu hatayı gidermek için de Wi-Fi kütüphanelerinden bir tanesini silmemiz gerekiyor. Eğer siz de böyle hata alıyorsanız bu hatayı gidermek için ders 68'i izlemenizi tavsiye ederim. Orada detaylı bir şekilde Wi-Fi kütüphanesini nasıl edeceğinizi anlattım. Ayrıca burada sıcaklık sensörüyle de çalışacağız. Daha önce Arduino kartıyla veya deney yap kartıyla sıcaklık sensörüyle çalışmışsanız ve kütüphanesini yüklemişseniz orada da kütüphane hatası alacaksınız. Ders 68 videosunda bu kütüphanede nasıl edeceğinizi detaylı bir şekilde anlattım. Şimdi kodlarımıza geçelim. Burada bulunan kütüphanelere hiçbir şekilde dokunmuyoruz. Dikkat ederseniz bir alt tarafta şu şekilde sıcaklık sensörünün kodlarını yazdım. Bu kodlar sayesinde sıcaklık sensörünü oluşturmuş oluyoruz. Eğer siz farklı bir sensörle çalışacaksanız o sensörün kodlarını buraya yazmanız gerekiyor. Her sensörün kendine göre bölümleri var. Dikkat ederseniz setup'a kadar gelmişiz. Yani bu bölüm sadece setup'ın üstünde. Eğer çalıştığınız sensörün bilgileri setup'ın üstündeyse o bilgileri buraya yazmanız gerekiyor. Yani sıcaklık sensörünün değerlerini silip o sensörün değerlerini kodlarını buraya yazmanız gerekiyor. Daha önce sıcaklık sensöründen diğer okuma videomu izlemişseniz kodlara zaten aşina olmanız gerekiyor. O yüzden detaylı bir şekilde anlatmayacağım. Bir alt satıra indiğimiz zaman burada modemimizin kullanıcı adı ve şifresini almamız gerekiyor. Eğer evinizde kablosuz bağlantı yapan bir modeminiz varsa zaten modemin üzerinde kullanıcı adı ve şifre mutlaka yazacaktır. Daha sonra setup bölümüne geçiyoruz. Setup bölümünde de sıcaklık sensörümüzü başlatmak için bu şekilde kodumuz vardı. Bu kodumuzu ekledik. Siz hangi sensörle çalışıyorsanız o sensörün setup ile ilgili bölümlerini buraya yazmanız gerekiyor. Tabi sıcaklık sensörü kullanmıyorsanız burayı silmeniz gerekiyor. Onun haricinde diğer yerlere dokunmanıza gerek yok. Loop bölümüne geçtiğimiz zaman ise burada HTML kodları yazdık. Bu HTML kodları sayesinde İnternetten sayfayı açtığımız zaman bir ekran karşımıza geliyor. Bu HTML kodları sayesinde bu ekranı aslında biz kendimiz yapıyoruz. Burada dikkat ederseniz şu şekilde bir başlık var. Deneyapkart DHT11 Sensör Değerleri demişiz. Siz de çalıştığınız sensöre göre buradaki ismi değiştirebilirsiniz. Daha sonra bir tablo oluşturduk. Bakın burada tablo demiş. Veri adı ve değer şeklinde ikiye ayırdım. İki tane sütun oluşturdum. Daha sonra orada sıcaklık değerlerini yazdırdım. Tablonun yan tarafı da değer olarak da bakın şurada santigrat derece şeklinde sensörden değer alma kodu yazdım. Dikkat ederseniz burada tırnaklarla yazılmış. Burada ise tırnak yok. Yani bir sensörün değerini ekrana yazdırmak istiyorsanız sensör okuma kodunu buraya yazmanız gerekiyor. Dikkat ederseniz burada Fahrenheit cinsinden kodu yazdık. Bakın yine tırnak yok. Bir de nem değerini aldık. Bakın yine tırnak yok. Sıcaklık sensöründen diğer okuma videomdaki kodları incelerseniz bu kodları zaten anlarsınız. Bu kodlar sayesinde verileri çekebiliyoruz. Siz de hangi sensörle çalışıyorsanız buraya o sensörün değerlerini alabilirsiniz. Eğer HTML kodlarıyla ilgili detaylı bilgiye sahip değilseniz kendinize uygun bir ekran yapamazsınız. O yüzden HTML kodlarını da öğrenmek gerekiyor. Kodlarımız bu şekilde. Şimdi kodlarımızı kartımıza yüklüyoruz. Yükledikten sonra da internet adresini almamız gerekiyor. Bunun için araçlardan seri port ekranına geliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi şu an hiçbir şey yok. Eğer sizde de bu şekilde bir ekran karşınıza gelirse deney yap kartınızın üzerinde bulunan sıfırlama butonuna bir kez basın. Böylece ekrana yazılar gelecektir. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde yazılar karşımıza geldi. En altta IP adresimiz var. Bu IP adresini aslında biz setup bölümünde kendimiz çağırdık. Yani kodlarımıza geçtiğimiz zaman setup bölümüne geldiğimiz zaman bakın şurada şöyle bir kod yazdık. Bu kodlar sayesinde Wi-Fi olarak bağlanıyoruz ve IP adresini alabiliyoruz. IP adresimizi aldıktan sonra internet tarayıcısını açıyoruz ve internet tarayıcısına bu adresi giriyoruz. İnternet tarayıcıma bakın yukarıda adresi girdim. Ben tabi orayı gizliyorum. Sizlere verilen bu sayıyı girdiğiniz zaman sizde bakın ekranınızda bu şekilde tablo gelecektir. Bu tabloyu dediğim gibi kodlarla biz yaptık. O yüzden HTML e bilmeniz gerekiyor. Şimdi sayfayı yenilemem gerekiyor. Burada sayıların değişmesi için. Yeni sıcaklık değerlerinin alınması için. Yeniliyorum. Bu şekilde yine sayılar karşımıza geliyor. Yani her sayfayı açtığım zaman o anki sıcaklık değerini de almış oluyoruz. Böylece sizler de internet üzerinden deney kartınıza bağlayarak herhangi bir sensörün değerini alabilirsiniz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.